yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Antalya'da yıllardır bakımını üstlendiği Umut Bebek'in vefat etmesinin ardından acısını engellilere yardım ederek dindirmeye çalışan Gülsüm Ana lakaplı Gülsüm Kabadayı, şimdi de çocuklarının babası olan felçli eski eşine bakıyor. Alınan bilgilere göre Korkuteli ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Gülsüm Kabadayı, kamuoyunun Umut ismiyle tanıdığı ve 10 yıl bakımını üstlendiği kimliği meçhul gencin bakımını büyük bir özveriyle üstlenerek Türkiye'nin takdirini topladı. Geçen sene evlatlarından hiç ayırt etmediği Umut'u kaybetmenin acısını hala yüreğinde yaşayan Kabadayı, engellilerin umudu olabilmek amacıyla dernek kurdu. Bir süre derneğin başkanlığını da yapan Kabadayı, köy köy gezerek tespit ettiği engelliler için yardım kampanyaları düzenliyor. Çeşitli yardımlarda bulunuyor. Gülsüm Kabadayı şimdilerde beynine pıhtı atması sonucu sol tarafı felç olan ve konuşma yetisini kaybeden 2006'da boşandığı eski eşi Zekeriya Ağar'ın bakımını üstlendi. Ağar ile büyük titizlikle ilgilenen Kabadayı, Umut'un tedavisi sırasında öğrendiği fizik tedavilerini uyguluyor. Gülsüm Kabadayı yaptığı açıklamada 13 yıl öncesine kadar Zekeriya Ağar ile mutlu bir evliliğinin olduğunu fakat eski eşi adına düzenlenen sahte evraklar nedeniyle evindeki huzurun bozulduğunu söyledi. Yaşananlardan sonra boşandıklarını aktaran Kabadayı, bazıları Umut yüzünden ayrıldığımızı söylüyordu ama bu gerçek değildi. Eşim de ara sıra ziyaretimize gelirdi ve Umut'u çok severdi. Başkaları yüzünden bizim hayatımız karardı, boşandık dedi. Bayramın 3. günü yardıma muhtaçlarla ilgilendiği sırada eşinin felç geçirdiğini öğrendiğini belirten Kabadayı şöyle devam etti. Eski eşim beyin kanaması geçirince hastaneye kaldırılmış. Nöroloji servisinde tedavi alınmış. Çocuklarım haberi alınca hemen babalarının yanına gitti. Ben de hastaneye gittim. Baktım durumu gerçekten kötü. Beyne pıhtı attığı için sağ tarafı felç olmuştu. Konuşamıyordu. Daha önce Umut'a baktığım yatakta şimdi felç geçiren eski eşime bakıyorum. Allah bana sağlık, sıhhat versin. Ben nice Umutlara, Zekeriyalara, Ayşelere bakarım. Sürekli konuşuyorum. Moral vermeye çalışıyorum. O Allah'ın bir kulu. Herkes hata yapar. Allah'ım kullarını affederken ben niye affetmeyeyim? Nihayetinde çocuklarımın babası. Tanımasam bile ihtiyaç sahibi ise el uzatırım. Kabadayı her zaman insanlara değer vermeye çalıştığını, çocuklarının babasıyla da bir bebek gibi ilgilendiğini dile getirdi. Aletleriyle aynı şekilde fizik yapıyoruz. Çocuklarım da biliyor. Ben de. Bunlar Rusya'dan gelmiştir. Kan dolaşımları, refraktoloji uzmanı gibi aynı şeyleri, noktaları uyarıyoruz aletlerimizle. Her gün sabah öyle akşam gece yatarken şu anda cihaza takılı, Umut'un cihazı, noktalara resmen uyarıyoruz. Aletlerimizle basıyoruz beyne giden, bütün vücuda giden noktalı. Çünkü sağ taraf hiç tutmuyor. Yatağa bağlı. Her gün günde 5-6 kere fizik yapılıyor. Ve pazartesi Korkuteli Devlet Hastanesi'ne yatacak. Fizik bölümü inşallah. Eski eşim Zekeriya Ağar, bayramın üçüncüsü günü, 13 yıl oldu ayrılalı biz, bayramın üçüncüsü günü nöroloji polikliniği Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakıma kaldırıldı. Eski ortağı çocuklarımı aramış, evlatlarım da beni aradı. Ve ben de gittim insanlık adına. Ben Umut'a bile baktım. Aynı Umut gibi hiç değişmiyor. Yatağa bağlı ve yoğun bakımda kaldı. Beyine pıhtı attı. Sağ tarafı felç, bezleniyor. Ve oturup kalkamıyor. Eli, kolu, gözü, ayağı oğullarım oldu. Evlatlarımın hatırına gittim. Çünkü ben anaydım ve gittim. Allah yarattığı için insana sahip çıkmamız gerek.